Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya ve bize hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 litrelik su bidonuyla damlama sistemi yapılmasını göstermek istiyoruz. Domates, fides dikeceğiz. Dikimi yapacağımız yeri önceden düzleştirdik. Şimdi ED yardımıyla bidonumuzu koyacağımız yeri yaklaşık 15 santim derinliğinde eşiyoruz. 5 litrelik su bidonumuza belirli yerlerine delik vereceğiz şimdi. Biz 5 litrelik su bidonunun sağına ve soluna birer tane domates fides dikeceğiz. Bidonumuzun üstünden karşılıklı gelecek şekilde iğne ile birer tane delik açıyoruz ilk. Üst taraftan deliğimizi açtık. Şimdi alt taraftan 1, 2, 3, 4. boğumdan 2 tane yan yana delik açacağız. Aynı bu iki deliği tam bu deliklerin karşısına gelecek şekilde karşı tarafından da açıyoruz. Bu iki deliği de açtıktan sonra son olarak bidonumuzun alt tarafından her yerinden birer tane delik açmaktayız. Tabi biz iki yönlü dikeceğimiz için karşılıklı iki delik açsak da yeterli olacak ama biz her yerinden delik açmayı tercih ediyoruz. Deliklerimiz deldik artık. Şimdi bidonumuzun içerisine bir miktar toprak dolduracağız. Bidonumuza toprağı koymamızdaki amacımız suyun akışını yavaşlatmak olacak. Şimdi elimiz yardımıyla bidonumuzun dibini kapatacak şekilde toprağı dolduruyoruz. Bidonun dibini kapatacak kadar toprağı şu an doldurduk. Bidonumuzun artık ağzını kapatıp yerine yerleştireceğiz. Açmış olduğumuz çukura ortalı bir şekilde bidonumuzu koyuyoruz ve etrafını toprakla kapatıyoruz. Bu toprakla kapatma seviyesi alttan 4. boğumdan açmış olduğumuz iki deliğin hemen biraz üst tarafından denk gelmekte. Şimdi iki tane domates fidemizi karşılıklı olaraktan dikeceğiz. ED yardımıyla çukur açıyoruz fidemizi dikmek için. Dikeceğimiz domates fidesi biyollerde yetişmeyen, evimizde kendimizin yetiştirmiş olduğu domates fidesi. Evimizde yetiştirdiğimizden dolayı fidemiz şekil olaraktan çok düzgün değil. İlk fidemizi diktik. Şimdi diğer tarafına da aynı şekilde bir çukur açıp ikinci fidemizi dikeceğiz. İkinci fidemizi çukurumuza yerleştiriyoruz. Dibini toprakla doldurup dikim işlemini tamamlıyoruz. İki tane dikmiş olduğumuz domates fidemizin diplerine ilk can sularını vereceğiz. Fidelerimizin etrafından sularını veriyoruz. Aynı şekilde diğer fidemizin de etrafından suyunu verdik. Can sularını da verdikten sonra domates fidelerimizin yanlarına birer tane ağaç dikeceğiz. Fidelerimiz büyüdükçe, gelişim gösterdikçe bu dikmiş olduğumuz ağaç fidelerine bağlayacağız. Dikim işlemini de tamamladık artık. Sıra şimdi bidonumuzun içerisine suyu koymaya geldi. İlk dikmiş olduğumuz domates fidesi biraz yamuk duruyordu. Dikkatinizi çekmiştir. Suladıktan sonra biraz daha yattı. Biraz toprakla dibini, boğazını doldurduk. Biraz daha sağlamlaştı artık. Şimdi bidonumuzun ağzını açtık. Bidonumuzu artık suyla dolduracağız. Suyu bidonumuzun ağzına kadar doldurabiliriz.
Domates fidelerimiz biraz daha saçaklandıktan sonra bu üst taraftan su dökme yerine artık bu bidondaki su sayesinde köklerinden su alacaklar. Özet olarak domates fidelerimiz alttan 4. boğumda açmış olduğumuz 2 delikten ilk sulamasını alacak. Bidonumuzun dibine toprak doldurduğumuz kısımdan ise yavaş yavaş suyu süzdürecek. Bu yapmış olduğumuz sulama sistemi ile ürünlerimiz 2 ay civarında su ihtiyacı olmadan sulama işlemini kendiliğinden gerçekleştirecek. Bu sistemle sudan tasarruf ediyoruz. Herkesin de kolaylıkla yapabileceği bir sulama sistemi bu. Herkese de tavsiye ederiz. Böylelikle bir paylaşımımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün sizlere 5 litrelik su bidonuyla nasıl damlama sistemi yapılır onu göstermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Video hakkında sorularınız olur ise videonun altına yer alan yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza elimizden geldiğince en kısa süre içerisinde yanıt vermeye çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka paylaşımda görüşmek temennisiyle. Kalın sağlıcakla.